Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hipotiroid nedir diyerek soruma başlayayım. Buyurun hocam. Hipotiroidi boyun bölgesinde yer alan tiroid bezinin yavaş çalışmasıyla karakterli bir rahatsızlıktır. Evet. Bu eskiden daha çok ileri yaşlarda görülürdü. Çok nadir olarak doğuştan dediğim bunun bir türü var. Kretinizm adı altında anılıyor. Çok küçük yaşlarda da çok nadir olabiliyordu ama son artık günümüz koşullarında bu hastalık gittikçe yaygınlaştı. Benim öğrencilik yıllarımda tiroid tembelliğini yılda 2-3 tane gördüğümüz halde son zamanlarda bu sayıda bayağı bir artış var. Evet. İhtisas yaptığım yıllarda bu yılda 3-5 gördüğüm vaka 60'a 100'e çıkmaya başladı. Uzman olduktan sonraki yıllarda da bu sayı haftada 5'e 6'ya çıkmaya başladı. Bu benim teşhis koyduğum vakalar, sıfırdan sanı koyduğum vakalar yani. Bundaki artıştaki en büyük sebep belki soru olarak aklınıza gelecektir. Evet. Tabii ki GDO'lu gıdalardan tutun, hormonlu gıdalardan tutun, zirai ilaçlamalara kadar, günümüzdeki gıda üretimindeki yapılan yanlışlıklara kadar, evet, cep telefonu yaygınlaşması, frekanslar, yayınların çok yaygınlaşması. Eskiden tek kanal varken şu anda yüzlerce kanal, yüzlerce frekans var etrafımızda. Tabii ki bunların da vücuttaki hormonal sistemi, immün sistemi etkilemesi sebebiyle bu tür hastalıklarda çoğalmalar meydana gelmeye başladı. Yani hipotiroidi günümüzde çok sık rastlanan bir hastalık olmaya doğru adaydı. Şu anda çok sık rastlanabiliyor. Evet. Sebepleri çok çok önemli. Hepimizin elinde cep telefonları var hocam. Var, ama maalesef de bilgisayar aynı şekilde. Teknolojiyi takip etmek adına kullansak da vücudumuza da ne kadar zarar verdiğimizi ister istemez bilmek zorundayız. Zorundayız. Tabii ki animilerle çok karışıyor. O yüzden bu iki konuyu beraber işlemeye uygun gördük. Evet. Anemi ile hipotiroidinin bulguları hemen hemen aynı şikayetleri. O yüzden anemi şüphesi olan bir kişi de mutlaka yaşı ne olursa olsun gittiği doktor tarafından tiroid tarama testi yapılmasında çok büyük yarar var. Nedir bu test? Çok basit. Hemen hemen çoğu yerde artık yapılıyor. Sağlık ocaklarımız da son 15-20 yılda daha işler hale getirildi. Orada da tiroid hormonları bakılabilmekte. Orada tiroidle ilgili herhangi bir şüpheli durum rastlandığı zaman oradaki arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde uzmanlara yönlendirmektedirler. Eğer çok dahili uzmanını aşan bir tiroid rahatsızlığı varsa biz de zaten onları endokrinoloji yani hormon hastalıkları uzmanlarına zaten yolluyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.